Hadi bakalım. Bak, hem motosikletleri fark edin diye yazmış, hem bir de içimizden geçiyor ya. Arkadaş, biz Türk milleti olarak niye... Tamam, çok güzel, o etiketi yapıştırmışsın oraya. Harika. Güzel, böyle şeyler görünce mutlu oluyoruz ama içimden geçme ya. Niye içimden geçiyorsun ya? Zaten ışık yanıyor, kırmızı yanıyor. Nereye gideceksin ya? Nereye gideceksin? Hayret bir şey arkadaş ya. Çok tutarsız bir milletiz biz. Yani bir yaptığımız işte söylediğimiz şey hiçbir zaman tutmuyor yani. Neyse, boş ver, canımızı sıkmayalım. Deflektörümüzü de taktık. Türbülans problemimizi çözdük. Bir ön camımız kötü. Ön cam çatladı. Bayağıdır kullanıyoruz. O da inşallah adam gittiği yere kadar ya gitsin, bir süre daha idare etsin de. Şu sıralar zaten durumlar belli malum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Nazilli'de virüs falan yok. Evet, dışarıda. Devletin mecbur kapattığı yerler dışında her yer açık. Ben aslen buralıyım. 14 yaşından beri Kuşadası'ndayım. İşte lisedir falan filan derken turizmle uğraşıyoruz. Liseden sonra da kaldık ya, çalışmaya devam. Aile burada. Ama yani tabii gençlik yıllarımızın çoğunu burada geçiremediğimiz için kırmızı yanıyormuş ya, ben sola döneceğim diye şey yapıyorum. Tam anlamıyla çözemedik buraları. Kuyucak Evli Dağı var. Bir manzara tepe falan filan diyorlar. Ne zamandır gidemedik. Bir gideyim bakayım dedim boştayken. Hem de motor böyle bir güzel oldu yani. İnsanın binesi geliyor. Ondan bir gideceğiz bakalım. Siz de gelin. Hızlı ve Ferguson. Gidiyoruz. Şimdi normal şartlarda ben bu hızlara çıktığım zaman şu an hemen hemen 100, hatta şöyle yapalım, 6'ya çekelim. Acayip de bir rüzgar var yani şu anda, normal bir rüzgar da değil. Hani rüzgar olmadığı zamanda bile ben bu hızlara çıktığımda şu kafamı abi sürekli böyleydi. Sürekli böyle. Ve bu ister istemez yoruyor insanı. Sola geçeceğim ya, bu ne amına koyayım. İster istemez yoruyor insanı. İnsanı motordan soğutuyor. Birçok şey denedim ben daha önce. İşte bunun orijinal camının üzerine bir tane buna benzer bir deflektör aldım. Koydum. Olmadı. Aynı problem. Sonra gittim. Bu touring camı aldım. Ki bu orijinal camdan kat kat büyük. Hemen hemen iki katı neredeyse. Gene olmadı. Şimdi en son işte bunu aldım. Ancak böyle çözebildik. Bu da bunun avantajı da ileri geri yukarı çapraz falan birçok şekilde ayarlanabiliyor olması. Yani kullanıcının boyuna göre, motorun camının yüksekliğine göre
bir şekilde bunu taktikten sonra kendini sürüp kullanıp doğru ayarı bulmanız gerekiyor. Ama sonuç olarak gerçekten işe yarıyor diyebilirim. Gelin bakalım nasılmış oralar. Orada köy var uzakta. O köy bize köyümüzdü. Gitmesek de kalmasak da. O köy köyümüzdü. Acayip bir rüzgar var bugün ya. Dün akşam yağmur yağdı. Normalde sabah köye gidecektik. Birkaç iş vardı. Ama yağmurdan dolayı vazgeçtik. Buralarda radar da çok oluyor bu arada. Maviden çıkıncaya kadar tüm ışıklara yakalandım. Buna da yakalanmayacağım. Bir şey olmaz o kadar da. Zaten biliyorsunuz yani bu işlerde tolerans farkları var. Mesela bu taraftaki kırmızı ışık yandığında diğer taraftan gelen yolun yeşili hemen yanmaz. Arada 1-2 saniye fark vardır. O da işte ışığa gelirken hızlıya duramayacak bir şekilde gelen birisi falan olduğunda geçmesi için yani. Tabii biz bunu hani kullanmayacağız da ama mecbur kaldığı zaman mesela bir öğrenci hızlıydım durmaya kalksam bayağı zorlamam lazım. Gerek yok riske girmeye, zaten yoldur. Orada hemen sarıdan kırmızıya dönerken geçeceğim. Evet, buradan dönecekmişiz. Buradan dönecekmişiz. Yerimizi görelim, kamyon nasıl sallıyor ya. Arkadaş. Öyle edelim. Edelim canım. Evet. Şu an kuyucuğa girdik. Burası kuyucuğun girişi. Buralar çok güzel ya. Dedem, senin için de çekiyorum bu videoyu bak. Sana izleteceğim. Sen burada doğmuşsun, büyümüşsün. Ama kaç yıl olmuş gelmemişsin. Bir izle gör etraf nasıl oldu bak bakalım. Sen diyordun bana evli daha evli daha diye. Bak ben senin yerine gidiyorum. Senle de geliriz bir gün inşallah. Evet, kuyucak kamera sistemleriyle izleniyor. Siktir oradan ama. Kim izliyor?
Yanlış hatırlamıyorsam burada ileride bir yerde, evet, ileride bir köprü var. Onu geçer geçmez bir yeni yapılan pazar yeri var. Ben buralardayken Motonaz var, motosiklet kulübü, Nazilli motosiklet kulübü. Onlarla beraber orada toplanıyorduk. Sevdiğimiz bir abimiz kafesi vardı orada. Hem onu ziyaret, hem o 3-5 bir şeyler kazansın muhabbeti. Evet, şuradan mıydı? Değil. Şuradan mıydı? Değil. Ben bayağı unutmuşum ya. Ha, buradandı. Buradan giriyorsun. Aha da şuradaydı. Buraya çekiyorduk motorları. Evet. Bundan değil, şuradan sola döneceğiz. Evlidağ yoluna. Nereye düz? Şuraya mı? Ben köpek. Gelmişiz zaten, çok az kalmış. Niye böyle köylerin, şey, evlerin içinden ayrı bir yol yok mu acaba burası için? Evet, Türk bayrağını gördük. Anladım. Güzel gelmiş de. Tam bizlikmiş ha, babuş. Hemen şurada bir vites düşelim bakalım. Yalnız ortada su kanalı var o sakat. Güzel. Hadi oğlum keçi. İşte abi ya. Bak dayım neyle gidiyor. Vay 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 vay. Yalnız burası bayağı bir 45 derece falan var ha. Çekmiyor burayı. Aa, buraya nereden çıkılıyor? Hedefiniz solladır değil mi? Şeyden mi tırmanacağız? Ha, buradan mı? Eş, girişi buradaymış. Selamünaleyküm. Giremiyoruz galiba motorla.